Bu örnekte Solikem'in makine kontrol operasyonundan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle köprü tipi tezgahlarda. Makine kontrol operasyonu Solikem işler penceresinde şu kısımda yer alıyor. Ve biz genellikle bu menüyü kompleks torna tezgahlarında ya da kayır otomat tezgahlarında parça transferi, yatak, punta gibi ya da çubuk sürücü gibi aparatların kullanılmasında daha çok tercih ediyoruz. Ancak tabii ki bunu freze tezgahlarında kullanmak da mümkün. Bu örnekte çalışmış olduğum bir projede bir köprü tipi tezgah üzerinde ne amaçla kullandığımızı sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle kurulum menüsünü açarak tezgahımızı bir göstereyim sizlere. Şu şekilde köprü tipi bir tezgahımız var. Parçamız tablamızın orta noktasında bağlı. A ve C eksenlerine sahip bu tezgahımız. Şimdi buradaki sıkıntılardan bir tanesi şudur genellikle. Kafanın değişme pozisyonları ve parçaya yaklaşma pozisyonları bizim için oldukça önemli. Örneğin artı Y'de çalışıyorsunuz ama sonrasında referansa geçip eksi Y'de farklı bir operasyon yapmak istiyorsunuz. Bunun için hem açıları çevireceğimiz pozisyon nokta hem de parçaya yaklaşacağımız nokta bizim için oldukça önemli. Bunu post dosyası içerisinden yapabileceğimiz gibi aynı zamanda makine kontrol operasyonu kullanarak da yürütebiliriz, yönetebiliriz. Tabi burada önemli olan öncelikle kurulum menüsünde parçamızın tam olarak yerini belirlemek. Parça referans noktası ve tablo üzerindeki mesafemiz bu parça için 350 mm. Eğer varsa X ve Y ekseninde kaçıklığınız, onları da mutlaka bu kısma girmeniz gerekiyor. Örneğin X ekseninde parçanızı şöyle bir noktaya bağladınız veya köşeye bağladınız. Aynı zamanda Y ekseninde de bir kaçıklığınız var şu şekilde. Simülasyon ortamında bunu doğru görebilmek için mutlaka bu değerleri girmemiz şart. Şu an bizim parçamız yaklaşık olarak tablomuzun orta noktasında bağlı. Ve fikstürümüzü de aynı olarak bu kısımda tanımlamış durumdayız. Şimdi parçamız üzerinde bir yüzey frezeleme operasyonu yaptık. Tam olarak parçamız bu şekilde bağlı. X referansımız sağ tarafı, Y ise karşıya bakıyor. Bu işlemden sonra parçamızın ön tarafında yani bize bakan şu yüzeyinde bir işlem daha yapıyoruz. Tabii dolayısıyla ne olacak? Öncelikle Z eksenimiz referansa kalkacak. Sonra Y ekseninin bize gelmesi, yani açılı başlığımızın bize gelmesi ve sonra parça bu noktadan yaklaşması gerekiyor. İşte bu noktada makine kontrol operasyonundan faydalanabiliriz. Yapmış olduğumuz ilk operasyondan sonra makine kontrol operasyonuna tıklarsak benim hazırlamış olduğum şablonlar var. Bunu yapmadan da nasıl yapıldığını göstereceğim. Örneğin Y eksenini referansa çekmek istiyorsunuz. Şimdi bunu daha net görmek için şu kısımdan makine simülasyonumuzu da açalım. Makine simülasyonu bizim için oldukça önemli bu tarz tezgahlarda. Sadece çarpmaları görmek değil, bu tarz opsiyonları kullanmak için de ideal olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle Y ekseninin referansa çekmem gerekiyor. Y referans diyorum. Burada Y için tanımladığım bir takım kısa yollar var. Örneğin Y'yi HOM'a gönderebilirim. Minimum Y limitine git diyebilirim. Maksimum Y limitine git diyebilirim. Bir sonraki operasyonun ilk pozisyonuna git diyebilirim. Ya da şuradaki 3 noktaya tıklayarak kendim bir pozisyon belirleyebilirim. Scroll'la çevirerek Y'yi istediğiniz gibi şu şekilde kaydırabilirsiniz. Örneğin 1580'e gitsin ve sonra orada pozisyonu değiştirerek ikinci operasyona yaklaşsın. Şimdi ne yapacak dolayısıyla? Operasyonumuzu yaptık. Y'yi referansa çekecek. Sonra diğer operasyona geçecek. Hemen şunu bir tek geçiş olarak değiştirelim. Simülasyonun kısa sürmesi için. Sonrasında şu 3 operasyonun makine simülasyonunu bir izleyelim. Bu değerleri kendimiz de belirleyebiliriz. Onları da nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi makine kontrol operasyonu içerisinde. Tezgahımız yüklendi. Şöyle çevirelim ve yaklaşalım. Şimdi ilk olarak yüzeyimizi taradık, çıktık. Hemen soldaki ürün ağacından da kontrol edebiliriz. Sonrasında Y'yi referansa çekeceğiz. Y'yi referansa çektik. Daha sonra burada açıyı tanımlayarak parçaya yaklaşacağız. Bu arada Z'i ben çekmedim çünkü Z'i otomatik olarak post içerisinde gönderiyorum. Tekrar çekmemize gerek kalmıyor burada eklememize. Harici olarak. Sonrasında burada çevirdikten sonra pozisyonunu parçamız da bu şekilde yaklaşıyor. Tekrar yeni bir operasyon daha ekleyelim. Örneğin parçamızın şimdi bize bakan kısmında çalıştık. Şimdi bu operasyondan sonra
Bu sefer şuradaki bölümü işlemek istiyoruz. Bu sefer Y değil de sanki X ekseninde kaçmamız bizim için daha faydalı olacak. Dolayısıyla operasyonu seçtim. Makine kontrol operasyonuna tıklıyorum. Bu sefer buradan Y eksenine değil de X eksenine referansa göndereceğim diye seçiyorum. Yine ne yaptığımı görmek adına tezgah görünümünü de açayım. Burası en son kaldığı pozisyon parça işledikten sonra. Parçanın konumunda bir problemimiz var herhalde. Onu değiştiririz. Problem yok. Yine home'a git diyebiliriz. Şu şekilde. Minimum limite git diyebiliriz. Home'la minimum limit şu an aynı. Maksimum x'e git diyebiliriz. Burası mesela çok fazla. Buradan değiştirip bize gelmesine gerek yok. Boşuna zaman kaybı. Bunun yerine kendimiz bir değer girebiliriz. Tablamızın boyutunu aşağı yukarı biliyorum. Maksimum limitimiz de 3000 dolaylarında. 3391. Ben bunu 2000 olarak değiştirirsem bu seviye sanırım benim için yeterli olacaktır. Okey deyip hesapla deyip buradan çıkıyorum. Şimdi bu sefer şu operasyonda finish yapalım zaman kaybetmemek için. Teknoloji kısmında kaba değil sadece finish yapalım ve hesaplayalım. Bu operasyon, bu operasyon ve bu operasyon olarak yeniden seçelim ve makine simülasyonuna girelim. Tabi sadece eksen hareketleri için değil, makine kontrol operasyonunu elini suyu açmak için, A ve C eksenini çevirmek için, savaş konvoyunu çalıştırmak için gibi birçok işlemde kullanabilirsiniz. Hatta operatör notu yazmak için bile makine kontrol operasyonundan faydalanabiliriz. Takım ölçtürme olabilir yine aynı şekilde. Birçok özelliğe sahip. Ve ne yaptık? Şu an şu kısmı işleyeceğiz. Arkasından bakın X de bizim gittiğimiz referansa gitti. Burada açıyı çevirdikten sonra bir sonraki pozisyona yaklaşacağız. Bu tabii benim hazırlamış olduğum kolay şablonlardı makine kontrol operasyonu için. Dilersek kendimiz de belli şeyler belirleyebiliriz. Örneğin hemen şuna bakalım. Buradaki operasyondan sonra bu sefer şu taraftaki operasyona geçecek. Dolayısıyla ben bu işlemden sonra Y ile diğer tarafa almak isteyebilirim. X referansınız eğer aynıysa bunu kopyalayıp sağ tuşla hemen bunun altına yapıştırın. Önce bir X'i çeksin. Arkasından bir de Y'yi çeksin isterseniz. Yeni bir makine kontrol operasyonu ekleyip buradan yine Y referans diyebilirsiniz. Yaptığımız bütün işlemleri şablon olarak kaydedebiliriz. Sadece şablonu seçip buraya ekleyebiliriz. Bu da oldukça kolaylık sağlar bizim için. Şunu da yapabilirsiniz. Örneğin Y eksenini seçeceksiniz. Çekeceksiniz. Buradan geliyorum spindle diyorum. Y ekseni spindle üzerine tanımlı. Hareket kısmına geliyorum. Yine makine görünümü açayım. Ne yaptığımı görmek adına. Bakın burada Z'i home'a gönder diyebilirsiniz. İlk hareket olarak gördüğünüz gibi Z'i home'a çekti. Alt satıra tıkladığınızda ikinci bir satır açacaktır sizin için. Tabi bunu yaparken rapid hızla değil de ilerleme kullansın diyorsanız buraya gelip F500 ile gitsin diyebilirsiniz. Aynı şekilde A ve C eksenine de değer gelebilirsiniz. Mesela home'a gitsin bunlarda. A0, C0 yapsın önce. Yani Z'i kaldırırken aynı zamanda A0, C0 yapsın. Ya da bu işlemleri yeni bir satırda yapmak istiyorsanız hemen şuraya tıkladığınızda yeni bir satır açacaktır. Sonrasında ise dilerseniz Y'yi ben maksimum limitine yani şuraya çekip burada referansı değiştirmek ya da açıları değiştirmek istiyorum şeklinde seçebilirsiniz. Burada şu kısmın mod kısmında şu şekilde renkli görmeniz, hatta yandaki oka tıklayabilirsiniz. Makine koordinatına göre anlam taşıyor. Yani bunu gördüğünüzde makine referansına göre home'a git ya da verdiğimiz değerlere git. Eğer üstüne tıkladığınızda da şunu gördüğünüzde, parçayı gördüğünüzde bu sefer parça referansına göre yani G54-55 nereye sıfırlamışsanız parça referansına göre bir yere çekmek istiyorsanız o zaman da bunu seçmeniz yeterli olacak. Yine parça referansı yaptığınızda home ya da Y'nin işte hangi limiti bilmiyorum. Yine şu şekilde değer girebilirsiniz 500'e git. Limiti açtığınızda yine sizi gösterecek. 300'e git diyelim örneğin. Limitleri öyle düşük yapmışız. 250 metre olarak bu şekilde tanımlama şansınız da var. Dediğim gibi yapmış olduğunuz bu işlemleri buradan kaydet diyerek, pardon şuradan kaydet diyerek şablon altından bunu bir şablon olarak ekleyebilirsiniz ve her seferinde de şablon aç dediğinizde eklemiş olduğunuz şablon buraya gelecektir.
Makine kontrol operasyonunda şu an X ve Z eksenimiz spindle'da olduğu için burada spindle eksenlerini çektik. Eğer X ekseninde yani tabla bir hareket isterseniz bu sefer tablayı tutup çekip parça hareketi diyerek yine parça referansına göre ya da makine referansına göre X değerinizde tablanızda güvenli bir pozisyona çekebilirsiniz. Dediğim gibi bu işlem post tarafında yapılabilir veya bazı özel işlemlerde, özel operasyonlarında kendiniz buna karar vermek isteyebilirsiniz. Bu durumda da makine kontrol operasyonlarından faydalanabilirsiniz.